verilen, verildiği yer kadar verdiğin şey almak istediğin kadar değerli olmalı, o da değerli olmalı. Ama verilen çok yüksek, aldığın basit, fani, o zaman çakıyor işte. Ara boşluğu oluyor. Şimdi Allah da Kur'an'da kullanıyor. Diyor ki, bak ölüler, diri. Ölüden diri çıkıyor. Şimdi diyor, bu diriltme ölünün özelliği olsa, bakın ölü, diri, ara boşluğu var. Eğer bu diriltme özelliği ölünün olsa, ölü kendisi diri olur. Diri olmayan bir şey diriltemeyeceğinden ama oradan dirilik gözüküyorsa, bu dirilik onun değildir. Bu ara boşluğu neyle dolduracaksınız? Bir hay olması lazım. Yani o zeminin dışında birisi olması lazım. Oraya benzemeyen birisi olması lazım. Kur'an'ın bir mantığı budur. Ara boşluğuna seni düşürüyor. Bak diyor, ben Allah'a niye inanmıyorsun tarzına gitmiyor. Allah tenezzül ediyor, muhatap alıyor, ikna ediyor, alttan alıyor, üstten alıyor tabiri caizse. Ondan sonra seni getiriyor buraya, diyor ki bak sebeple netice bu. Sebep bu, netice bu. Bak bakalım sebep neticeyle bir hakikaten evet bir art ilişkisi var. Yani o zemindir, tezgahtır ama sen tezgahtardır zannediyorsun. Bak bakalım neticedeki vasıflar sebeplerde var. Mesela meyvede kast var. Meyvede merhamet var. Şeftali yapan merhamet olması lazım. Yok canım niye merhamet olsun? Zalim olsa da olur. Şeftaliyi boyanın kör olmaması lazım. Şeftaliyi yaratan hayatta olması lazım. Şeftaliyi yapan semi olması lazım. Benim nidamı, isteğimi duyması lazım. Benden önce. Gibi bütün sıfatlar sahip. Peki sebepte var mı? Toprakta var mı bu? Gübrede var mı bu yani? Benim ahımı duyması, bana merhamet etmesi, benim gözümün zevkini bilip de boya atması var mı? Yok. Boşluğu doldur şimdi diyor Allah. Boşluğu doldur. Ben tamam Allah'ım demiyorum. Sen doldur. Makul bir sebep söyle bakalım. Şu neticeyle sebep arasında birbirini bağlayacak bir makul sebep söyle. Sen de ikna ol. Tahtayı çakıveriyor tabii. İşte şefkat, aşk verdiğimiz takozamiç. Lan arayı nasıl dolduracaksın? Yani verilene bak, verildiğin yere bak. Denmiyor.